Kumanda devresi besleme kaynağının 24 volt DC ucundan termik rölemin 95 nolu kontağına, termik rölemin 96 nolu kontağından 0 numaralı stop butonumun 21 numaralı kontağına, sıfır numaralı stop butonumun 22 nolu kontağından 1 numaralı start butonumun 13 numaralı kontağına, bir numaralı start butonumun 13 numaralı kontağından Q11 kontaktörümün 13 numaralı yardımcı kontağına, bir numaralı start butonumun 14 nolu kontağından Q11 kontaktörümün A1 bobin ucuna, Q11 kontaktörümün A1 bobin ucundan Q11 kontaktörümün 14 numaralı yardımcı kontağına, Q11 kontaktörümün A2 bobin ucundan kumanda devrimin besleme kaynağının şase ucuna. Güç devresi besleme kaynağımın L1 fazından Q11 kontaktörümün 1 numaralı ana kontağına, güç devresi besleme kaynağımın L2 fazından Q11 kontaktörümün 3 numaralı ana kontağına, güç devresi besleme kaynağımın L3 fazından Q11 kontaktörümün 5 numaralı ana kontağına, termik rölemin 2 numaralı çıkışından motorumun U1 klemensine, termik rölemin 4 numaralı çıkışından motorumun V1 klemensine, termik rölemin 6 numaralı çıkışından motorumun W1 klemensine, motorumun yıldız bağlantı köprüsünü W2, U2 ve V2 klemensler arasında yapıyoruz. Termik rölemin çalışmasını test etmek için manuel olarak termik rölemize açma yaptırıyoruz. Termik rölemizin 95-96 nolu kontağını açarak kontaktörü devre dışı bırakıp motorun enerjisini kestiğini görüyoruz.